Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan son anket sonuçlarını paylaştı. Avrasya Araştırma, aralıklı olarak yaptığı anketleri kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şirket Başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketi de sosyal medya hesabından paylaştı ve Millet İttifakı için iyi, Cumhur İttifakı için kötü haberler verdi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya'da Millet İttifakı'nın belediyelerinin güçlendiğini ve güçlerini hala korumaya devam ettiğini söyleyen Özkiraz, Bursa'yı da son anketle birlikte Cumhur İttifakı'nın kaybettiğini söyledi. İstanbul ve Ankara gücünü koruyor. Katılımcılara Büyükşehir Belediye Başkanı yeniden aday olursa oy tercihiniz nasıl olur sorusu soruldu. İstanbul'da yaşayan katılımcıların %52, bir iyi kesinlikle oy veririm, %35,9 kesinlikle oy vermem cevabını verirken Ankara için %52,4 oy vereceğini, %36,2 ise oy vermeyeceğini söyledi. Bursa'dan Cumhur İttifakına kötü haber. İzmir için %58,4 oy vereceğini söylerken %29,8 oy vermeyeceğini söyledi. Antalya'da da %50,3 oy vereceğini, %43,4 oy vermeyeceğini ifade ederken en çok şaşırtan sonuçlar ise Bursa'dan geldi. Bursalı katılımcıların %42,1 oy vereceğini söylerken %45,9'u kesinlikle oy vermeyeceğini belirtti. Mersin oyunu en çok artıran belediye. Adana için bakıldığında %53,5 oy vereceğini, %34,8 vermeyeceğini söyledi. Mersin'de de CHP oylarını daha da artırdı. Oy vereceğini söyleyenlerin oranı %55,9 olurken %31,2 ise kesinlikle oy vermeme konusunda kararlı. Kocaeli'de %49,8 oy vereceğini söylerken, %42,1 oy vermeyeceğini ifade etti. Son seçimlerde AKP'nin kazandığı Kocaeli'nde hala üstünlük AKP'de gibi görünüyor. AKP'li Denizli Belediyesi'nde de kayıp ihtimali var. AKP'nin kazandığı Denizli'de de veriler oldukça ilginç. Katılımcıların %45, belediye başkanına oy verebileceğini söylerken, %46, kesinlikle oy vermeyeceğini söyledi. AKP'li belediyeler kan kaybediyor. Özkiraz, Cumhur İttifakı'ndaki belediyelere değindi ve Balıkesir'de Ahmet Akın etkisi güçlenerek sürüyor. Balıkesir kesin olarak el değiştirecek. Manisa Belediye Başkanı başarılı bulunuyor, fakat MHP'ye karşı gelişen rüzgar oy kaybına sebep oluyor. Urfa AKP'nin en çok oy kaybettiği belediyelerden birisi. Maraş'ta Adalet ve Kalkınma Partisi hala çok güçlü, ifadelerini kullandı. Özkiraz, Samsun Cumhur İttifakı'nın başarısız belediyelerinden birisi, burada ittifak sağlanırsa İyi Parti adayı seçimleri kazanacaktır. Ordu da benzer bir durum gelişebilir ancak hala Adalet ve Kalkınma Partisi önde. Diğer illerde değişiklik beklenmemeli dedi. HDP kayyum atamasına rağmen güç kaybetmedi. Kayyum ataması yapılan Doğu illeri içinde yapılan araştırmada katılımcılara, bugün Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusu soruldu. Diyarbakır'daki katılımcıların %57, 9 HDP. %18,7 Adalet ve Kalkınma Partisi, %9,4 diğer cevabını verdi. Mardin'de ise %49,7 HDP, %25,1 Adalet ve Kalkınma Partisi, %6,9 diğer derken Van'da %45,9 HDP, %21,3 Adalet ve Kalkınma Partisi, %7,9 diğer dedi.